Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da sizlere 2019'un yeni görmüş olduğum bir virüsü, WordPress'in bir virüsünü tanıtacağım. Bu virüsün ana mekanizma dosyası hiçbir şekilde antivirüs yazılımlarına yakalanmıyor. Farklı bir şifreleme tekniğiyle gizlenmiş. Yani ben bir sürü antivirüs denedim, test ettim. Hiçbirine yakalanmadı. Elle bularak düzelttim. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Eğer yine sizde bu tarz virüsleri siz bu tarz virüsler ile dolmuşsa nasıl temizleyebileceğinizi, nasıl tespit edebileceğinizi göstereceğim. Bir müşterim geldi bana da ben virüsün oluşturduğu dosyaları antivirüsle yakalayıp sildim ama mekanizma dosyasını silmediğim için, antivirüsle görmediği için müşterim 2-3 gün sonra temizlediğim halde 2-3 gün sonra tekrar geldi ve tekrar aynı problem olduğunu söyledi. Ben de durumu anlamıştım. Hani bizim antivirüsümüzün herhalde veri tabanı güncel olmadığı için mekanizma dosyasını buldum. Elle temizledim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ilgili sistem finanstürkiye.net deneme olarak kurduğum bir domain. Bu domainin oluşturduğu, mekanizmanın oluşturduğu virüsleri görüyor. Raporu görüntüle dediğim zaman da zaten bana hangi dizinde hangi dosyaların içine virüs bulaşmış gösteriyor. İşte WP login, WP admin index PHP'si, index PHP. Bu dizinlerde virüs olduğunu, zararlı kod olduğunu gösteriyor. Ben bunları şimdi tekrardan bir temizleyeceğim. Manuel olarak. Alan adlarıma geliyorum. Finans Türkiye. Dosya yöneticisi. Aynı zamanda bunları silmeyin arkadaşlar çünkü içine bulaşmış. Hani siz silerseniz WordPress çalışmaz. Üstüne yazsanız da pek bir şey değişmez. Yani aslında üstüne de yazabilirsiniz ama mekanizma dosyasını tespit edemeniz için o halen o arka tarafta çalışmaya devam edecek. Bu virüsün kendi oluşturduğu dosya. Hatta benim WP adminime girdiğimde bir hatayla karşılaşıyordu. Size teknik zorluklarla karşılaşıyor diye bir uyarı vardı. Ben düzelttim. Yanlışlıkla düzelttim aslında. Tekrar uğraşmayayım diye bıraktım. Ben bunu aslında yabancı bir dosya olduğu için direkt kaldırıyorum. Hatta burada da zaten CMMOS'u sildim. Şimdi WP login ve index PHP üzerinde bir inceliyorum kendilerini. Gördüğünüz gibi burada bir şifreli kod var. Ben bu şifreli kodu direkt kaldırıyorum ve tamam deyip kaydediyorum. Şimdi WP login üzerinde aynı kod var. Bu kodu da aynı şekilde kaldırıyorum. Tekrar bakıyorum. WP admin index PHP. Bunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Bunlar virüsün mekanizmanın oluşturduğu kodlar. Siz bunları silseniz bile mekanizma dosyasını tespit edemediğiniz halde yine oluşmaya devam edecek. Ve WP Injudes JS. Pardon, WP Injudes JS Tiny Light Gray IMG. Yanlış mı girdim? Ha, Skins. Light Gray. IMG. Buradaki direkt dosyayı silebilirsiniz. Zaten resim dosyasında da bir PHP dosyasının olması mantıksızdır. Tamam, şimdi ben bunu tekrar taratayım. Tara.
Gördüğünüz gibi temiz çıktım. Siz bu virüsleri temizlediniz ya da temizlettirdiniz. Aynı şekilde tekrar virüs uyarı alıyorsanız, sitenizin durduk yere bir bozuluyorsa mutlak bunun bir virüs dosyası ya da virüs kaptığını unutmayın. Şimdi ben ikinci alternatif olarak elle kontrol edeceğim eklentilerimi ve temama. Hemen hatta yan direkt dosya yöneticisine gelemedik. Tekrar dosya yöneticime giriyorum. Az bir PHP bilginiz varsa zaten kendinize tespit edebilirsiniz. İlk öncelikle eklentilerime bakıyorum. Akısmette olacağını düşünmediğim için bu iki eklenti de olacağını düşünmüyorum. APK yani bizim bilmediğimiz eklentiler. Bunda bir şey yok. Şu eklentiye bakalım. Gördüğünüz gibi farklı bir enteresan şifreleme metodu var. Yani eklentimizi bulduk aslında. Böyle bir şifreleme metodunu ben ilk defa görüyorum. Bu eklentimi cebimde dursun. Biz yine tekrar diğer eklentilere de bakabilirim. Belki diğer eklentileri de bir kod yazdırmıştır. Hani zaten insan beni buldu, vazgeçer. Tespit eder. Başka eklentiye bakmaz gibisinden. Biz yine tüm eklentilerimize bakalım. Genelde alt PHP dosyaları değil de ana PHP dosyaları da olabilir. Biz yine sitemap.php. Gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Mention zaten bu WordPress'in bakım eklentisi. Bakıyorum şifreli bir yer var mı? Burada da yok. Ve WP File Manager. Arkadaşlar burada da herhangi bir eklenti, herhangi bir şifreli kod gözükmüyor. Yani bizim bulduğumuz eklenti şu eklenti. Biz bunu tamamen kaldırıyoruz. Ne olur ne olmaz diye siz ne yaparsınız? Şöyle bir şey yapabiliriz. Arşiv eklersiniz. Eklenti yedek.zip. O eklenti dursun birkaç gün. Bunu FTP'den komple kaldırıyoruz ve virüsümüzün ana dosyasını siliyoruz. Artık bir daha oluşamaz. Biz işlem yapasıya kadar yine arka tarafta da bir şey oluşturmuş olabilir. Tekrar bir dosya oluşturmuş olabilir. Tekrar bakıyorum. Yeni bir tar atıyorum. Güvenlik önlemlerimizi şansa bırakmayalım. Temalarımıza da bakalım. Zaten bu üç temayı kullanıyorsanız virüs olacağını düşünmüyorum. Ekstra temanız varsa temanızın özellikle Functions dosyasına bakın arkadaşlar. Functions dosyası IonCube değil de farklı Base64 olabilir. URL şifrelem olmuş olabilir ya da farklı absürt bir şifreleme varsa tema sağlayıcınıza yazın. Büyük ihtimal temayı Wireless kullandığınız için zaten gelmiştir o. Bilmiyorsunuz da yani uzman kişilerden yardım alabilirsiniz ya da yorum altına bana da yazarsanız yardımcı olabilirim. Hemen hızlıca tarıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda işlem yapmamış. Yani demek istediğim arkadaşlar Google'dan tema kullanıyorsanız, Wireless kullanıyorsanız kullanın ama hani içine de bir bakın. Hani bedava diye direkt size yapıştırmayın. İncelemeleri yapın, dosyalarını inceleyin. Genelde Functions dosyasına dikkat edin. Yani reklama yönlendirebilir. Durduk yere bir sitenizin bir kısmını bozabilir. Web admin'e giremiyor olabilirsiniz. Sonra hosting sağlayıcınıza yazıyorsunuz. Diyorsunuz gibi sunucuda bir bakım mı oldu? Sen niye durduk yere bozuldu? Yani bunun için hosting sağlayıcınızla kavga etmeyin. Forumlardan olur ya da sosyal medya gruplarından olur.
Konu açarsanız zaten arkadaşlar, bilen arkadaşlar ücretiyle yardımcı olabilir. Yani çok da şeyiniz yoksa, problemi yoksa bana da yazabilirsiniz. Ben yorumlara genelde birkaç saat içerisinde dönüyorum. Bu videomdan da bu kadar. Umarım sinizdeki virüsleri kolayca bulabilir ve tespit edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.